Evet, sıradaki sorumuza bakıyoruz. Sorumuz da diyor ki bu verilen devrenin tevenin eş değeri, işte tevenin gerilimi, open circuit diye de bazı kitaplarda geçer. Yani açık devre gerilimi 15 volt. Bazı kitaplar tevenin gerilimi der, bazı kitaplar open circuit gerilimi der, bazı kitaplar Norton akımı der, bazı kitaplar short circuit akımı, yani kısa devre akımı der. Bu terimlere aşina olmamız lazım arkadaşlar. Evet, böyle bir devre B'yi yük olarak düşünmüşüz. Şuralardan devreyi kopardığımızda şu tevenin eş değeri nasıl elde edilmiş? Burası 15 voltmuş ve burası da 60 ohm imiş. Buna göre diyor A şıkkında VS ve RA değerlerini bulun. Demiş ki RA değerleri birbirinin aynısı. Eşit birbirine. Peki nasıl buluruz arkadaşlar? VS'yi kısa devre yaptığımız zaman şu uçlardan baktığımızda RA ve RA birbirine paralel, yani ikisinin eş değeri RA bölü 2, yani 0,5 RA yapacak ve bu RA da bunlara seri. Yani toplam 1,5 RA, 3 bölü 2 RA bizim RT'mize eşit olacak. Yani tevenin gerilimimize, o da ne kadar, tevenin direncimize, o da 60 ohm imiş. 60 ohm ise öyleyse RA'mız 40 ohm olmalıdır diyoruz. Bunları bulduk, 40 ohm. VS gerilimine bakıyoruz. Yine burasını açık devre yaptığımız zaman bu uçlardaki gerilim RA'nın uçlarındaki gerilime eşit olacaktır. Peki bu RA'nın uçlarındaki gerilim ne kadar olacak? Baktığımız zaman bakın iki tane RA kaynak gerilimini ne yapacak? Paylaşacak. Öyleyse bu uçlardaki gerilim, yani tevenin gerilimi ya da açık devre gerilimimiz VS bölü 2'ye eşit olacak. VS bölü 2 burada, VS bölü 2 burada. O da eşittir. Buradan da VS eşittir. Açık devre gerilimimiz 15 volt olduğuna göre 30 volt olarak bulunacaktır. A şıkkı bu kadar. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkında da diyor ki tekrar eşler devreyi buldunuz ve yükü tekrar yerine taktınız. Bu yükten 0,2 amper geçebilmesi için RB değeri ne olmalıdır? Yani şuradan geçecek olan akımın 0,2 amper olması için RB kaç olmalıdır diyor. Oldukça basit. Akım neye eşittir arkadaşlar? Gerilim bölü toplam direnç, şeyle karışmasın, eşdeğer direnç diyelim buna. O da 0,2 eşittir. Gerilimimiz 15 volt. Toplam direncimiz 60 artı RB. Buradan işlemi yaptığımızda RB direncini 15 ohm olarak buluruz. Evet, C şıkkına bakalım. Bu sefer de diyor ki RB'nin uçlarında 0,5 volt olabilmesi için RB'nin uçlarında 0,5 volt olabilmesi için pardon 5 volt olabilmesi için RB değeri ne olmalıdır? Şimdi bunu hemen şöyle çözebilirsiniz. Dersiniz ki iki tane seri 60 ve RB. Burası 15 volt olduğuna göre bu uç, yani RB'nin uçlarındaki gerilimin VRB diyelim denklemi ne olacaktır? RB bölü RB artı 60 çarpı 15. Bunun 5'e eşit olabilmesi için arkadaşlar RB'nin 30 ohm olması gerekiyor. Bu standart çözüm. Peki pratik çözüm ne? Buranın 5 volt olması demek, buranın 10 volt olması demektir. Toplamın 15 volt da eşit olması gerekiyor. 60 ohmluk direncin uçlarında 10 volt olması gerekiyorsa uçlarında 5 volt olan direncin bunun yarısı kadar olması gerekiyor. Yani RB'nin 30 olduğunu buradan da bulabilirsiniz. Evet, devam edeceğiz.